İnsanların merak ettiği soruların sonu asla gelmez. Her zaman pek çok insanın kafasında garip sorular takılmıştır. Biz de bu videoda bazı merak edilen sorulara cevap vermeye çalıştık. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara, benzin yerine kola doldurursak ne olur? Benzin yerine başka bir sıvı kullanırsanız sizce arabanız çalışır mıydı? Benzin fiyatlarının yükselmesiyle bir YouTuber benzin yerine kola kullanarak aracını çalıştırmayı denedi. 2003 model BMW 325'i araç üzerinde yapılan deney pek de başarılı olmadı. İlk etapta başarılı olacakmış gibi bir izlenim veren deney, aracın arızalanmasıyla sonuçlandı. Üstelik bakım ve tamir masraflarının yüksek olduğu görülüyor. İki numara, güneşin içinde bir nanosaniye kalsaydık ne olurdu? İster inanın ister inanmayın ama ısınamayacaksınız bile. Güneşin yüzeyindeki sıcaklık yaklaşık 5500 derecedir. Eğer bir süre orada kalırsan kül olursun. Ama nanosaniye çok fazla zaman değil. Bu sürede adeta bir ışık gibi geçip gideceksiniz. Sadece ufak tefek yaralar oluşacaktır. 3 numara, Carolina Reaper yeseydiniz ne olurdu? Carolina Reaper Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en acı biberi. Kişiden kişiye göre değilse de 34 yaşında bir erkek bunu tadınca çok ciddi sağlık sorunları yaşadı. Toparlanması 3 haftayı buldu. Bu acı biberin sebep olduğu ölümler de çok fazladır. O yüzden pek çok kişi Azrail biberi olarak anıyor. Ancak Wayne Algino adında bir Jamaikalı erkek 60 saniyede 22 Carolina Reaper biber yemeği başardı ve dünya rekorunu kırdı. Helal olsun gerçekten. 4 numara, bir yanardağın içine düşseydiniz ne olur? Bir yanardağın Akkor kayalarının sıcaklığı 1000 dereceden fazladır. Elinizi böyle bir sıcaklığa sahip bir sıvıya koyduktan sonra kişi güçlü ve ağrılı yanıklar alacaktır. Böyle bir sıcaklığın etkisi sinir uçlarını tarif eder ve deri altı yağını kaynatır. Lavaya düştüğünde volkanın ısısı sizi kolayca yakar. Kalan iç organlarda bir başarısızlığa ve bilinç kaybına neden olur ve vücuttaki su sadece buhar olacaktır. 5 numara, herkes vejetaryen olsaydı ne olurdu? Çoğu vejetaryen tüm dünyanın etten uzaklaşmasını ve bu yaşam biçimini tercih etmesini ister. Ancak araştırmalara göre bunun gerçekleşmesi halinde çok farklı sonuçlar olacaktır. Herkesin vejetaryenliği seçmesi milyonlarca insan için ciddi zararlara yol açacaktır. Andrew Jarvis bilim insanı, gelişmiş ülkelerde vejetaryenlik çevre ve sağlık bakımından birçok yarar getirirken, gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk açısından olumsuz etkileri olacaktır diyor. Eğer hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan insanlar için alternatif iş kolları bulunmazsa bu dünya için çok ciddi bir sorun olacaktır. Dünyada 3,5 milyar besi hayvanı ile 10 milyarlarca tavuk olduğunu baz alırsak bu çok da kolay bir şey değil. Herkese alternatif bir iş bulmak da kolay değil. 6 numara, alkollü bir havuza atlarsanız ne olur? Bu sıra dışı soru, soruların birinde ortaya çıktı ve alkol servislerine cevap verdi. Tüm herkes böyle bir havuzda yaşamanın zor olacağını kabul etti. Yeni başlayanlar için, hayatınızı sonlandırmak için bu yöntem çok pahalıdır. Ölçümleri 3'e 8 metre ve 1,5 metre derinliği olan bir havuz, 36 bin litre suya kadar içerir. En sevdiğiniz içecek maliyetinin ne kadar bir şey olduğunu düşünürsek, bu memnuniyetin fiyatı birkaç milyon dolar olacaktır. Charles Boss, alkollü bir havuzda yüzmenin çok acı verdiğini söylüyor. Çizikler ve küçük kesikler yanmaya başlayacak. Sonra da cildin kalınlığının minimal olduğu sinir uçlarına ulaşacak. Hidrolik mühendisi Ryan Carley, alkollü içeceklerin daha düşük bir yoğunluğa sahip olmasından dolayı, alkolle yüzmenin suda yüzmekten daha zor olduğunu söylüyor. İçecek ne kadar güçlüyse boğulma ihtimaliniz o kadar artar. 7 numara, bir salyangoz jiletin üstünde geçerse ne olur? Salyangozların kendilerine zarar vermeden herhangi keskin bir yüzey üzerinde sürünebildikleri iyi bilinir. Her şey vücudunuzun kesiklerinden koruyan kalın bir mukus tabakası yayar. Bu yüzden eğer bir salyangoz bir tıraş bıçağı kenarının veya keskin bıçağın yüzeyinin üzerinden geçerse hiçbir şekilde acı çekmez. Mukus hareketlerini gerçekleştirmek için çok yardımcı olur. Salyangozların gövdesi ile bıçak arasındaki sürtünmeyi azaltarak üzerinde serbestçe kaymalarına yardımcı olur.
8 numara. İnternet bir gün bile kaybolsa ne olur? Toplum kitabının yazarı William Dutton, insanların dünyanın hayatlarına ne kadar nüfuz ettiğini anlamadıklarına inanıyor. İnternetin var olmasından vazgeçerse ne olacağını kimse hayal etmez. Ancak teorik olarak bu siber saldırılar, kötü amaçlı yazılım sürümleri veya uzay fırtınaları nedeniyle mümkündür. Mısır gibi ülkelerde yaşanan isyan ve devrimler, eğer internet hiç olmasaydı yıllar sürecekti. Araştırmacılar internetin kısa süreli kaybının paniğe neden olmayacağını düşünüyorlar. Ancak çoğu kişi için iletişim eksikliğinden dolayı bir ders olurdu.